Evet, Android Studio eğitim serisinin bu bölümünde ID kavramından bahsedeceğiz. Çok önemli bir kavramdır. Olmazsa olmaz bir kavramdır. Burada bizim XML dosyası olarak bir tane butonumuz var arkadaşlar. Hemen bunun text kısmına tıkladığımda bu şekilde özelliklerini görmektesiniz. Burada bakın bir ID değeri yazıyor. Mesela bunun ID'si buton 17 imiş. Yine bunun ID'si radio button. Yine switch 1 şeklinde, checkbox 2 şeklinde gidiyor. Burada ID'yi biz kendimiz de belirleyebiliriz arkadaşlar. Mesela checkbox'a ben kutu demek istiyorum. Checkbox'ın ID'sine kutu dedik. E peki biz burada deklaratif olarak oluşturduğumuz komponentlere Java dosyasından nasıl erişebiliriz? Yani programatik olarak nasıl erişebiliriz? Bugünkü dersimizde işte bunun üzerinde duracağız arkadaşlar. Yani kontrollere ID atanması işlemi üzerine tartışacağız. Bizim burada kullanacağımız metodumuz arkadaşlar find view by ID metodumuz olacak. Şu şekilde yazıyorum. Bir tane buton oluşturuyorum arkadaşlar ve ismini buton diyorum. Diyorum ki this nokta find view by ID diyorum. Sonra buraya bunun ID değerini yazıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ID değerine baktığımızda burada gözüken mesela kutu isimli ID kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Hemen geliyorum şuraya yazıyorum. R nokta evet yanlış yazdık. R nokta ID nokta kutu. Bakın direkt kendiliğinden çıktı. Ben artık bu butona burada erişebiliyorum. Yani bu butonun üzerinde düzenlemeler yapabilirim arkadaşlar. Mesela ne yapalım? Gerçi buton dedik ama checkbox ne oluşturduk? Evet. Şunu checkbox yapalım. Checkbox kutu. Burada da kutu diyebiliyoruz arkadaşlar. Kutu nokta set text diyelim. Merhaba yazalım. Şimdi bunu derlemeden burada göremezsiniz arkadaşlar. Bakın herhangi bir şey göremiyorsunuz. O yüzden bunu build edelim. Build APK'ya tıklayalım. Şu şekilde hazırlansın. Hemen AirDroid'imi şimdi yükleyelim. Açalım. Şimdi burada görüldüğü gibi arkadaşlar bakın merhaba yazıyor. Yani biz burada Java içerisinde ID yöntemi ile ne yapabiliriz? XML'daki komponentlere erişim sağlayabiliriz. Umarım anlaşılmıştır.